Bizi görmek isteyen... Türkiye, Beşer'den sonra çatışmalar, operasyonlar ve can kayıplarının gölgesinde yeniden seçime gidiyor. AK Parti'ye... Seçimin yenilenmesi kararının resmileşmesinin ardından Türkiye ilk kez geçici hükümetle 26. dönem parlamentosunun yeni üyelerini belirlemek üzere 1 Kasım'da sandık başında olacak. Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Türkiye'nin yeniden seçime gitme isteğini şu sözlerle açıkladı. Seçimlerinde özellikle Erdoğan ve Adalet Kalkınma Partisi meclis çoğunluğunu yeniden ele geçirip geçirmeyeceğini denemek istiyor. Geçen seçime göre çok farklı bir ortam var. Çözüm süreci sona erdi. Terör olayları yeniden tırmandı. Bu sizce seçime nasıl yansıyacak? Nasıl bir etki edecek? Dediğiniz çok önemli bir şey. Yani PKK'nın yeniden terör eylemlerine başlaması, işte hükümet kuvvetlerinin ona çok sert bir şekilde karşılık vermesi ve yeniden 1990'ları andıran manzaralara, işte insan hakları ihlallerine, çatışmalara, cenazelere dönülmesi gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Adalet Kalkınma Partisi'nin bastırdığı, bu dört partili mecliste de acaba tek başına hükümet çıkar mı? Tabii çıksa bile çok küçük bir marjla çıkacak ama bu Erdoğan için fark etmiyor. Yani onun çıkmış olması önemli çünkü o zaman şey olmasa da, yani anayasa değişikliği olmasa da fiilen o başkanlık sistemini Adalet Kalkınma Partisi hükümette tek başına kaldıkça sürdürebileceğini düşünüyor. Uzmanlar 1 Kasım seçimlerinin son olaylarda şehit sayısının 150'yi aşmasıyla yaraları saracak bir koalisyon hükümeti kurulması için büyük bir fırsat olduğunu savunuyor. Hocam sizce efendim seçimden sonraki olabilecek senaryolar nedir? En iyi durum ve en kötü durum senaryolarınız nelerdir? Valla en kötü durum senaryosu bana kalırsa bir daha seçim tekrarı yoluna gidilmesi olur. Yani bu çünkü Türkiye yatırımlar açısından 2015'i kaybetti. Yatırımlar, istihdam, bu 2015'i kaybetti. 2016'yı da kaybederiz ve başka kim bilir ne kadar yıl süren bir belirsizlik ortamı gelir. Çünkü anayasa buna izin veriyor. Adalet Kalkınma Partisi kazanamazsa yeniden meclis çoğunluğunu, o zaman koalisyon hükümetleri kurulur. İki koalisyon hükümeti ihtimali var ortada. Yani birisi Adalet Kalkınma Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'yle değil de Cumhuriyet Halk Partisi'yle kuracağı şeyler, koalisyon hükümetleri, ortaklıklar. AK Parti ile CHP senaryosu. Şimdi o tabii kurulabilirse çok uzun yıllardan beri Türkiye'de ilk defa bir uzlaşma koalisyonu. Yani uzlaşma koalisyonu derken diğeri kutuplaşma koalisyonu dedik. Uzlaşma koalisyonu iki ayrı siyasi akımın bir araya gelmesi modelidir. Oradan demokratik bir anayasa yazılma ihtimali yüksektir. Yani öyle bir koalisyonda yeni bir anayasa çıkabilir. O anayasa kesin kes başkanlık sistemi altında olmayacaktır. Aytun Çıray, Hamza Dağ. 1 Kasım'da sandık başına gidecek halkın tek isteği ise kutuplaşmaları önleyen, iç barışı sağlayan ve güvenlik zafiyetlerine son verecek bir hükümetin göreve gelmesi. Tahir Ünal.